ve kooperatifçilik strateji belgesini hazırladığımızda eylemlerden bir tanesi de bu negatif algıyı değiştirmek için farklı alanlarda kooperatifçiliği geliştirme gereği ortaya çıktı. Bunun için ciddi çalışmalar yapmak ihtiyacı ortaya çıktı. Yine Lokan'ın çok değerli temsilcileri, değerli basın mensupları. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Bugün müşahhas olarak Çamol kuru fasulyesiyle ilgili coğrafi işaret tescilini tevdi töreniyle gerçekleştireceğiz az sonra. Farkındalık oluşturan ürün ve katma değer sağladığımız bir ürün. Bunu eğer yeteri kadar tanıtabilir, yeteri kadar vurgulayabilirsek, öyle zannediyorum ki sadece yurt içinde değil, yurt dışında da pazar payı bulabilecek, gerçekten bu konuda yılmadan çalıştılar, çalışmaya devam ediyorlar. Fakat bence asıl bundan sonra daha fazla çalışmak gerekir. Bunun yolu da her ne kadar az önce saydığımız gerek belediyelerimiz, gerek ticaret sınavlarımız, kamu kuruluşlarımız, her ne kadar bu coğrafi işaret tescilinin mimarı ve mimarları iseler de sayın genel müdürümüzün ifade ettiği üzere aslında bunu üreticilerimizin yapması aslında. Sürdürülebilmeye de katkı sağlayacak ve böylelikle ürünün köyleşmesi, ürünün tanınırlığı çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Ama ben eminim ki Çamoluk kuru fasulyesine sahip çıkacak. Hepimiz Çamoluk kuru fasulyesine sahip çıkacağız ve bütün Türkiye'ye inşallah bunu tanıtacağız. Bunu nasıl değerlendirebiliriz sorusunu masaya yatırıyorum. Eğer bir ihtisas bölgesi, enerji ihtisas bölgesi çatısı altında olmayacaksa, dediğiniz üzere mutlaka bir kooperatifçilik çatısı altında bunun kurulması ve geliştirilmesi elzem. İnşallah bu adımı attık. Yine Ösal Kalkınmaz'la beraber ve inşallah bunu geliştireceğiz. Bu noktada kooperatifçiliği de bu çerçevede yayacağız ve çiftçimizin, üreticimizin, vatandaşımızın yaşam standartını inşallah çok daha ileri noktaya taşıyacağız. Giresun fındık ezmesiyle ilgili başvurularının olduğunu ve sürecin devam ettiğini belirtmek istiyorum. Tekrar hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Çamoluk Belediye Başkanı Musa Varıcı. Bugün DOKA'mızın yürütmüş olduğu bu güzel coğrafi işaretler tescil belgesi ürünlerimizde takdim töreni yapıldı. Bütün genel müdürlerimiz ve valiliğimizin himayelerinde ve biz de kuru fasulyemizi coğrafi işaret tescil belgesini aldık. 2 yıldır uğraşıyoruz. Daha önce STK'larla uğraştık ama alamadık bir türlü. Kurumsallığı yakalayamamıştık. Ama şu anda biz belediye olarak bu işe girdik ve kurumsallığı yakalamak amacıyla bu coğrafi işaret tescil belgemizi aldık. Coğrafi işaret tescil belgemiz demek Çamoluk kuru fasulyesi Türkiye genelinde değeri en yüksek olan bir fasulye. Bunun özelliği de üniversitelerle araştırmalarımız sonucu mikroklima özelliğinden dolayısıyla bizim oraya özgü bir tat. Türkiye'de 3 tane oldu. Coğrafi işaret tescil belgesi kuru fasulye. Birincisi Erzurum İspir, ikincisi Ordu Akkuş, üçüncüsü de Çamoluk şeker kuru fasulyesi. Bununla ilgili paketleme tesisimizi kuruyoruz. İl Tarım, Sayın Valimiz İl Tarım ve DOKAP aracılığıyla inşallah 450 bin lira TL civarında bir destekleme ile de paketleme tesisini kuracağız. İlk 5 yılda 500 ton, 10. yılda da 2000 ton hedefimiz var. O da 22 TL'den toplam
toplam fiyatına baktığımız zaman da 44 milyon gibi ilçeye bir yıllık girdi sağlayacaktır. Bununla birlikte bizim balımız, kuşburnumuz, cevizimiz, pekmezimiz çok meşhurdur. Bununla ilgili de organik havzaya aldırmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de organik havzaya aldırttığımız zaman yıllık 10 yıl sonucunda 10 yıllık hedefimizde 100 milyon girdi sağlayacağız nasip olursa. Başkanım, Çamoluklar etkin ve yetkin insanlar, iş adamları çok var. Bir çağrıda bulundur musunuz fasulye noktasında, ne yapsınlar? Şöyle, sadece yeme değil yalnız. Aşırı derecede bir biliyorsunuz eğitim için, iş için, aş için memleketini terk etmiş. Gurbet ellere gitmiş. Bu insanlara geri dönüş istihdam amacıyla inşallah önümüzdeki ilk 5 yılda bütün vatandaşımızı İstanbul'da gurbeteli değil, artık eğitimini, işini tamamlamış insanları inşallah bu fasulye ile birlikte, diğer ürünlerimizle birlikte Çamoluk'a geri dönüş sağlayacak. Bu da ayrıca bir ekonomiye canlılık verecek. Bu yaptığımız işlemlerde hem milli ekonomimize hem de ilçe hem il ekonomimize çok büyük faydalar sağlayacağız.